Peki hocam, kalp rahatsızlıklarında, kalp hastalıklarında, bu işte gerek kalp ve damar hastalıkları olabilir, gerekse kalp kapak hastalıkları olabilir. Peki burada yaş önemli midir? Az önce yaştan bahsettiniz ya, mesela 70 yaşın üstündeki kişilerde yaş faktörü de Yaş faktörü tabii. Şimdi etkiler yaş mi? artınca bizim şimdi ameliyatın riski artıyor tabii. Yani sen ameliyatın riskini sormak istiyorsunuz herhalde. Yani ameliyatın riski artıyor. Ama yani biz 80 yaşında diyelim ki bir aort kapak dejenerasyonu var. Burada yaştan ziyade biz daha çok şey hastanın genel durumuna bakıyoruz. Genel bir kere bilinç durumu nasıl, hastanın aktifliği nasıl, kendi işini yapabiliyor mu, gezebiliyor mu, bilinci iyi mi, kendi hayatını normalde sürdürebiliyor mu? Genelde bu tür yapıyorsa bir ilave çok hastalığı yoksa işte ciddi böbrek hastalığı, şeker hastalığı, akciğer hastalığı gibi ciddi hastalıkları yok ise yani 80 yaşında da olsa, 85 yaşında da olsa biz bu ameliyatları açık yöntemle yapabiliyoruz. Açık kalp Tabii ameliyatı açık kalp yapıyoruz. ameliyatı yapabiliyoruz. Yani yaş çok büyük bir engel değil. Daha çok hastanın ilave problemleri olup olmaması daha önemli. İlave hastalıkları olup olmaması daha önemli. Ama yaş da bir etkendir tabii. Yaşı da göz önüne, mesela 90 yaşın üzerindeyse biraz tabii o zaman daha çok bu tabii dediğimiz yöntemlere başvuruyor. Ya da diyelim ki 70-80 yaşlarında ama ciddi ilave hastalıkları var. Bizim ameliyat yapmamızı engelleyecek kadar böbrek problemi var, akciğer problemi var. Diğer başka damarda tıkanıklıklar var. O zaman işte bu tabi yöntemi geliştirildi demin bahsettim. Kateterle girerek aort kapağı değiştirme yöntemi yapılabiliyor. Kasıktan Evet, girilen. kasıktan girilerek yapılabiliyor. Yani kapaklarla ilgili işte biyolojik kapak, mekanik kapak bu dezavantajları, avantajları var. Dediğim gibi genç yaşlarda özellikle 60 yaşından şeyse dediğimiz gibi ve mekanik kapakları tercih ediyoruz. Onunla kumadin kullanımı önemli, onu bahsettik.